Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yaklaşık 10 bin kişi teleskopların başına geçerek gökyüzünü izleme imkanı yakaladı. Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla TÜBİTAK koordinesinde düzenlendi. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılan vatandaşlar teleskoplarla gökyüzüne bakma imkanı yakaladı. Küçük, büyük etkinliğe katılan ve gökyüzüne bakma fırsatı yakalayan vatandaşlarsa deneyimlerini anlattı. Burada takım yıldızlarını gözlüyoruz. İşte parlak cisimler, gezegenler, Jüpiter, Satürn, Ay keza. Onları gözlüyoruz. Hocam, onun dışında açık kümeler oluyor, gezegenler oluyor. Uydumuza bakıyoruz. Dün gece yıldızları seyrettik. Çok güzeldi. Hani keşke dokunabilseydik. Harika biz. Gece pek çok teleskobumuzla, gökyüzündeki pek çok yıldızlarımızla, gezegenlerimizi izleme fırsatına da nail olduk bu vesileyle. Çok güzeldi. Özellikle Satürn'ün halkalarını böyle çıplak gözle görmek çok güzel bir duyguydu. Gençlerle birlikte uzay gözlemi yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük teleskopuna ev sahipliği yapacak Doğu Anadolu Gözlem Evi'nde de açıklamalarda bulundu. Gökyüzü gözlem etkinliği bildiğiniz gibi özellikle çocuklarımız ve gençlerimize uzay merakını, havacılık, teknoloji, bilim merakını uyandırmak için yaptığımız faaliyetler. Bu faaliyetlerde çocuklarımız aileleriyle birlikte geliyorlar. Geceleri gökyüzünü izliyorlar. Ayı, yıldızları, gezegenleri, galaksileri inceliyorlar. Bilim insanlarımızdan çeşitli bilgiler elde ediyorlar. Uzmanlar kainatı onlara anlatıyorlar. Bakan Varank, çocuklarımızın içindeki bilim ateşini ateşlemek için bu tarz etkinlikleri yaptıklarını belirtti. Dolayısıyla gökyüzü gözlem etkinlikleri aslında çocuklarımızın içerisinde bilim ateşini tutuşturmak için yaptığımız faaliyetler. Biz inanıyoruz ki o faaliyetlere katılan çocuklarımız ileride Türkiye'nin en başarılı mühendisleri, teknik insanları, bilim insanları olacaklar. Neden burayı seçtik? Çünkü Doğu Anadolu Gözlem Evi Erzurum'da inşa ediliyor. Şu anda Doğu Anadolu Gözlem Evi'nin içerisindeyiz. Arkamızda Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek parça aynaya sahip, 4 metre büyüklüğünde tek parça aynaya sahip en büyük teleskobu bulunuyor. Bu teleskobun inşası inşallah bu sene içerisinde tamamlanacak. Şu anda aynanın yerleştirilme işlemleri başlayacak. Burada bilim insanlarımız çığır açıcı işlere, yeni keşiflere imza atacaklar. Çünkü burası çok ciddi bir kabiliyete sahip. Bu teleskop tıpkı işte bugünlerde gündemde olan James Webb teleskobu gibi kızılötesi gözlem yapabilecek. Yani gözün görmediği yerlerden gözlem yapabilecek bir teleskop.